50'li yıllarda ailemin sayfiye evi olarak burası inşa edilmiş. O dönemde büyük babam Karaburun'dan getirtip evin muhtelif yerlerine dikmiş bunu sahil tarafına. O dönemden beri de biz özenle bakıp büyütmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla Afrika'dan buraya tohumları vasıtasıyla gelip üremiş bitkiler, endemik bitkiler sadece deniz kıyılarında oluyor. Biz birçok kereler daha öncelerinde başka yerlere götürdük, çiçek açmadılar. Sadece deniz kıyısı ve tuzlu bir alan istiyor bu. O yüzden her yerde olmuyor tabii ki. Maalesef nesli tükeniyor, artık tohumlarından da olmuyor bu. Maalesef sadece bir güvey aracılığıyla, onu da üniversiteden yetkili kişiler söylediler geçen dönemlerde. O güvey vasıtasıyla üreme yapılıyormuş. Artık son dönemde onu da görmüyoruz. Ve dolayısıyla da nesli tükenmek üzere. Doğru, fakat bunu kimse bilmiyor. Bu bitkinin neslin tükendiği de bilinmiyor. O yüzden bizim de yetkililerden ricamız bunun belirtilmesi, buraların sadece bizim çabamızla değil, yetkililerin çabasıyla biraz daha toparlanıp göz önüne alınması, insanların bunu bilincinde olması. Çünkü koparıyorlar. Biz de her an gözetemiyoruz bunu. Koparıp gidiyor, yazık oluyor. Ben 40 bin diyebiliyorum cezası, ama tabii ben bunu burada koparamazsınız dediğimde bir yaptırımım yok. Sadece buranın kollayanı olarak bunu söyleyebiliyorum. Halk da bunu yanlış anlıyor birçok kez kereler. Yani bunu aslında burada bir tabela veya bir korumacı bir alan olursa, resmi makamlar tarafından belirtilirse bunlar, o zaman daha bir sanıyorum halk tarafından da bir yaptırımı olur bu işin. Biz burada benim yan tarafta da kuzenim oturuyor. Her sene iki kez mutlaka dip temizliği yaptırtıyoruz buraya. Daha sonrasında da üstünden kendimiz temizliyoruz. Ama dip temizliğini de ciddi anlamda iki gün burada işçiler çalışıyor. Ancak işte böyle temizletebiliyoruz ve bakabiliyoruz. Yoksa bunu biz yapmazsak zaten yok olacak. Yetkililerden de zaten o anlamda yardım istiyoruz. Çünkü artık yetememiz olduk. Çoğaldılar da çünkü fazlasıyla. Çok fazla, bir dönümden fazla burası. Ve oldukça fazla. Yani giden yerlerde de, daha ilerideki yerlerde de çok az var. 2-3 kök oluyor. Daha fazla olmuyor. Ama bunların hepsi bir arada olduğu için sanıyorum. Ve bizim de bakmamızla daha çoğalıyor. Benim için geçmişim bu benim. Ailemi yansıtıyor. Dünyada birçok nesli tükenen şey var. Bu önümde gitmesin istiyorum, tükenmesin istiyorum ve bir katkımız olsun istiyoruz bu anlamda. En azından bu bölgede Urla'ya da bir yaptırımı olsun. Urla'nın da bir değeri olsun. Burası gelip görsünler istiyoruz. Lütfen duyarlı olalım. Duyarlı olalım. Çünkü kesinlikle bunlar gerçekten çok narin, kullanması gereken bitkilerdir. Çöpümüzü bırakmayalım. Ve bize de yardımcı olalım istiyorum halkımızdan. Duyarlı olmalarını rica ediyorum. Dilek Hanım'ın atalarından gelme bir çiçek burada. Kendileri koruma altına aldılar. Belediyemiz de, kendisi de burada bütün gün onları gözlüyor, koruyor. Halktan koruyor, herkesten koruyor bu çiçeklerimizi. Ve nesli tükenmiş olan bu çiçekler gördüğünüz gibi bayağı çoğaldı. İnşallah bu dönemden sonra da hem derneğimiz de temizlemesi, çapalaması ve bunun üremesi için elimizden geleni mahallem ve derneğim olarak başta çalışacağız.